Hi bro, hi guys. Bugün tarihi 27 Nisan 2019. Oğlum, saatinin tarihi özelliği var kardeşim. Evet. Çin'den geldi ama onu özelliğini vurgulayarım. Akçabat'a gidiyoruz. Akçabat'ta bir Kadir Alak yaylası var dedi Efe arkadaşım. Şey deme, Kadir Alak deme. Kadir Alak. Kadir Alak. Ne anlamayacak kimse ne dediğini anlıyor musun? Kadir Alak. Öyle bir şey işte. Oraya doğru gitmek için yol almaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Arkadaşımızla seni çiğneyle, bak artık yalıyoruz hep ekranları. Tamam. O şu an çıkıyor muyum, oldu mu? O şimdi oradan şeyleri alıp çıkacak, gidiyor. Tam mağaranın oraya gidiyor. Mağara gidiyor mu? He. O kaya başına kadar gidiyor değil mi? Evet. Nereye? Şey tamam ya. Tamam, oraya. Nayın oda ayı var yani, kaya var ya, kayanın üstü. Onun şeyi şu. Ha. Bu şeyi biliyor musun? Bu üsküdük var ya. Tamam abi. Üsküdük'e ben gittiğim zaman orada bir şey var. Aras kargo var orada. Orada tekliğin o yerden belirtilen olacaksın. Boş mu duru? Boş, duvarında 3-4 tane sakat öğrenci var. Atla aysuz diyorlar. Ben onu gide kal gayrım. Tamam abi. Tamam abi. Şu anda Doğankaya'ya indik. Doğankaya değil. Nereydi bura? Çayırbağ. Heh. Çayırbağ. İçecek suyumuzu aldık. Aldık. Yiyecek ekmeğimizi aldık. Çantamız sırtımızda. Böyle yola başlıyor. Allah Allah. Buradan mı? Oradan mı? Buradan mı? Çantamız sırtımız. Çantamız sırtımız. Acaba şuradan? Direkt. Sırtına tak şunu. Ne? Mi? Miray. Benimsin de Taha. Çok tatlısın sen. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yolculuğa devam ediyoruz. Çıkmaya çalışıyoruz. Çıkacağımız yer şuralarda bir yerlerde. Ve geldiğimiz yer, demin adres aldığımız yerler de arka tarafında kalıyor. Biraz Banu Berberoğlu'na döndü ama olsun. Yola devam ediyoruz. Yorucu ve yorgun. Şu an çıktığımız yolu aşağıdaki köylü halkın demesine göre, köylü adamın... Köylü halkın? Rumların yaptığı gel git yollarından. Böyle ticaret olsun veya onun dışında yukarıda kayalar var. Gideceğimiz yer kaya. O tarafa çıkmak için, buralarda tarlası veya hayvanları sürmek için kullandıkları patika yollar var. Bazı işlemler vardı, onları çekemedim o sıra. Bayağı dik bir yokuş vardı. Evet, şu anda o demin aşağıda gördüğümüz kayanın üstüne çıktık. Arka tarafta kaldı onlar ve çıktığımızda şu taraflarda Kadir Alık yaylası vardı. Kadir Alık anlaşılmaz bir şekilde söylemek gerekiyormuş. Kuralı buymuş. Çıktık. Şurada kamp yapıyorlar. Ne tarafta? Şu tarafta. Şurada. Orada da başka artık bu demin gördüğümüz kayaya tırmanış için gelmişler büyük ihtimal. Bakalım, ilerliyoruz şu anda. Hala devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmek kolay kazanılmıyor. Ekmeğimizin peşinden giderken ne tür zorluklarla karşılaşıyoruz görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Thank you.
Arkadaşlar evet geldik. Merhaba. Hi guys. Hi bro. Uzun bir tırmanışın ardından şu an zirveye çıktık ve kamp yapacağımız alanda şu anlık burayı gördük. Hava güzel, sıcak, hafif bir rüzgar esiyor, ılık. Onun dışında akşam yemeği için ateş yakacağız. Tabii hem ısınmak için hem yemek için. Odun falan toplayacağız etraftan yakmak için. Akşam yemeğimizde mantar yapmayı düşünüyoruz. Ardından böyle biberli, yumurtalı bir bizim değişik bir menümüz var. Onu yapmayı düşünüyoruz. Hayat güzel, kuşlar uçuyor, hava da güzel. Bizimle kalın. Bizim kamp yapacağımız yer burası. Bu alan. Buraya çadırlarımızı kuracağız. Şimdi şuraya gideceğiz. Gidiyoruz. De kurduk. Biri burada, biri arkada. Manzaramız bu şekilde. Şimdi çadırları kurduk. Sırada ateş yakmak için odun toplayacağız. Akşam yemeği olsun, ısınma olsun. Lazım bunlar tabii. Ağaçlar falan yıkılmıştı. Oralardan gidip kurumuş ağaçları, dalları alacağız. Efe! Bizim evi. Akın! Orada dur da aşağı gitsin. Tut. Evet, Taha. Evet, şimdi odun toplamaya, kesmeye gidiyoruz. Kurumuş ağaçları. Ve birinci kuralımız. Yakından göstereyim. Çevremizi temiz tutalım. Odun arayışındayken tekrardan uçurum mi diyeyim artık, evet uçurumun kenarına geldik. Çadırlarımız şurada. Gördüğünüz gibi. Bu tane yılan dokunmaz. Dokunmuyor. Odunumuzu topladık işte, geldik. Birazdan yemeğimizi pişirmek için ateş yakmayı düşünüyoruz. Düşünüyoruz ama yakmayı da biliriz yani. Düşünmek de abi, düşünmek bitirmenin yarısıdır. Pardon, başlamadık. Neyse, başlamadık. Başladık sayalım, öyle varsayalım. Evet, odun topladık bir miktar. Fakat yeterli olacağını düşünmediğimiz için ileride bir yerden biraz daha toplamayı düşünüyoruz. Aldık baltamızı. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Hala odun topluyoruz. Odun toplarken buradaki köylülerle tanıştık. Dediklerine göre burada bir sürü Rumlardan kalma hazineler varmış.
Almanlar, İngilizler vesaire yurt dışındaki diğer ülkelerden gelmişler, almışlar zamanında. Mesela burada bir tane hazine varmış. Şu gördüğünüz delikte. Bunun önü şu başından itibaren sarmaşıkla kaplıymış. Sarmaşığın arkasına altın kullanıldığı için testinin içinde altın bulmuşlar. Ve başka yolda gelirken de vardı. Giderken çekmeye çalışacağım. Çekebilirsem. Baya baya hazine varmış. Dediklerine göre. Odunumuzu kestik. Burada kendileri, odun hazretleri götürmeye çalışıyoruz. Öldük, bittik. Duygu düşüncelerin nedir? Açım. Bu kadar yorgun. Ben de açım. Başka hiç şey yapmak istemiyorum. Bir şey mi bırak şöyle? Odunumuzu topladık. Bu kadar odun topladık. Ne kaşıyor ya? Öldük, bittik. Ve şimdi sıra yemek vakti. İşte ne var? Bugün yemekte mantar var. Mantar. Sever misin? Aşırı. Şu an var ya mükemmel gidecek ya. Oğlum, kamerayla çekim yapıyorum. Tamam olamaz mı? Olur tamam. O olsun. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu, mutlu olduk, ateşimizi yaktık. Hala 300 yıl boyunca sönmeyecek ateş bu. Direk ateş ediyorsun öyle mi? Yok, direkt 300 yıl diyorum. Niye 300 yıl? Neden 300? Çünkü bilmiyoruz. Yaptık. Kuymak yaptık. Ardından domates közledik. Domatesi yedik. Ve şimdi sırada yumurtamız var. Kaşarımız var. Ve mantarlı, kaşarlı, yumurtalı bir şey. Garip değişik bir şey. Kampın zaten en güzel özelliği. Dediğin yemekleri istediğin zaman pişiriyorsun ve değişik şeyler deniyorsun. Kendin yapıyorsun. Kendin pişir, kendin ye. Self servis. Ne haber? Ne yapıyoruz bugün? Ne haber, ne yapayım öyle uğraşıyorum. Kaşarlı, yumurtalı. Duzlu. Bir de mantarlı bir şeyimiz. Bir şeyimiz. Aynen. Bana mı diyorsun? Ya sana. Pılımızı pırtımızı topladık.
Şu anda yola doğru gidiyoruz. Tekrar dönüş yolundayız. Saate bakalım. 19.46 dakikalık bir inişin sonucunda arkada gördüğünüz şuradaki kayadan indik. Kamperimiz oraydı. Burada çalıştıkları için sesim belki az gelebilir. Bağıracağım o yüzden. Hala inmeye devam ediyoruz. Daha gelmedik. Biraz daha yolumuz var. Köy arkamda kalıyor. Caminin herkesin olduğu yere gideceğiz. İnişimiz hala devam ediyor. Buradan Trabzon'a doğru yol almaya çalışacağız. Bakalım. Şu anda otostop çekiyoruz. Çekemiyoruz. Araba gelmiyor. Deminden beri araba geliyordu. Ve şu an araba gelmiyor. Diyeceğimi unuttum lan. Araba gelsin, otostop çekeceğiz. Pazar. Pazar. Pazar yok değil mi? Pazar ortası. Pazar. Bugün pazar. Bugün pazar. Bugün yok. Bugün yok. Öğretmen servisleri akşama kitiye başladı. Öyle mi? Biz de buluruz belki bir araba da Düzköy'e gitsek oradan sonra gideriz ya. Buluruz illa ki taşıt. Biri durur inşallah. Evet, şu anda otostop durumlarımız sonuç verdi. Bildik. Gidersen unutursun, dilerim öyle olmaz. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Gidilmez bu havada, gidilmez güneşli günde, gidilmez aslında hiç gidilmez. Son günüme kadar, kalp durana kadar. Bitti gün, bitti kamp planımız, bitti. Güzeldi, mutluydu, huzurlu bir ortam oldu. Umarım anlattıklarım anlaşılır olmuştur.